nükleer tıp departmanlarınca yapılan sestamibi dediğimiz tamamen paratiroidlere yönelik olan sintigrafik görüntüleme yöntemi vardır. Hatta biz bunu bilgisayarlı tomografiyle de kombine eder nükleer tıp bölümü ve SPECT/CT dediğimiz yöntemde hem sestamibi yapar ve bunu lokalize eder. Çünkü hastalıkta olan bez bu görüntüleme yönteminde kendini gösterir. Arkadan yapılacak olan bir ultrasonla da deneyimli bir ultrasoncu o hastalıklı bezde gösterirse biz minimal invaziv dediğimiz hastalıklı tek bezi çıkarırız. Bazen iki görüntü elde edebilir, o zaman mutlaka diğer dört beze de bakmak gerekebilir. Ancak bu görüntüleme yöntemleri eğer 4 bez hastalığı söz konusuysa veya 2 bez hastalığı söz konusuysa o kadar doğruluk oranı olamaz. Çünkü hasta olan bir bez tuttuğu zaman diğer bezi uykuya sevk ettiği için o bezin görüntülemede göremeyebiliriz. O da ameliyatın başarısız geçmesine veya hastanın kalsiyumun düşmemesine veya tekrar yükselmesine sebep olur. Ondan sonra ikinci bir ameliyat gerekebilir. Bu durumlarda yani birden fazla bez hastalığı söz konusu olduğu zaman görüntüleme yöntemleri çok fazla yardımcı olmaz. Duyarlılıkları düşer. Ama ilk bir bez ise %90-95'inde tek bez hastalığı söz konusu olduğu için yapılacak olan sintigrafik görüntüleme yöntemi ve ultrasonografi bunu teşhis etmede veya lokalize etmede son derece yararlı olmaktadır.